İyi günler. Bugün Java programcılığı kursumuzun birinci dersini yapacağız. Dersimizin içeriğine bakarsak, burada JDev menülerini göreceğiz. Hello World'u göreceğiz. JDev kütüphanelerini göreceğiz. JDev'de dosya siliş, JDev'de application import göreceğiz. Sonra kurs kitabının tanıtımı ve örnekler şeklinde bir şey yapacağız. Yalnız ben bir şeyden emin olmak istiyorum. Sanki bana bir terslik var gibi geldi. Evet. Şimdi ilerleyelim biraz. İlk önce tabii bütün bunlardan önce Webex'in tanıtımını yapmamız lazım. Bir giriş bölümü olacak yani. Ve ondan sonra şurada belirtmiş olduğum içeriğe geçmiş olacağım. Şimdi Webex'in tanıtımına bazı arkadaşlar bilmiyor olabilir, demoya gelmiş olanlar bilir. Şimdi şöyle en sağda, en alt köşede, sağ en alt köşede 5-6 tane ikon var, düğme var, button var. Bu buttonlardan üstünde 3 tane sütun olan ve sütunların üstünde de artı işaretleri olan, yani insan kafası gibi duruyor. Onun üstüne tıklar mısınız? Şimdi önünüze Participants penceresi açılmış olması lazım. Participants penceresinin sol alt köşesinde bir el işareti var, görüyorsunuz. Bu el işaretini tıklar mısınız? Evet. Diğerleri de tıklar mı? Güzel. Peki bir de el işaretinin yanında yeşil check işareti var. Bunu tıklar mısınız? Bu evet anlamına geliyor. Bilgi Hanım siz de tıklar mısınız? Güzel. Eğer hayır demek istiyorsanız kırmızı çarpıya tıklamanız gerekiyor. Güzel. Şimdi yine en alt sağ köşedeki 5-6 tane düğmeden üstünde bir konuşma balonu olanı tıklar mısınız? Buradan chat penceresi açıldı. Yukarıda göreceksiniz. Chat penceresinin ana penceresinde yazılanlar gözüküyor. Onun altındaki küçük field'da alanda da sizin yazmak istediğiniz mesaj oluyor. Bana şimdi birkaç kelime bir mesaj yollar mısınız? Güzel. Şimdi burada bir Emrah Bey özel olarak yolladı. O da şöyle yapıyor. Send to yazıyor ya pencerenin, chat penceresinin en alt satımında. O send to'da all panelist yerine eğer drop down list box denilen yani çoktan seçmeli alana indirirseniz bakın orada bütün isimler var. Tek tek isimlere özel olarak da göndermeniz mümkün mesajı. Send düğmesine basmasınız bunu da gidiyor. Şimdi bana özel olarak birer mesaj yollar mısınız? Geldi. İbrahim Bey'den geldi. Bilge Hanım. Bilge Hanım mı? Bey mi? İyi dersler mesajı geldi. Bilge Hanım. Güzel. Güzel. Emrah Bey diyor ki kişi üzerinden sağ tıkla chat butonuna da basabilirsiniz diyor. Oradan menü açılıyor tabii kişi üstünden. Chat butonuna basabilirsiniz. Güzel.
Şimdi bunu hallettik. Şimdi sizden isteğim, ekonomik davranmak koşuluyla ben anlatırken aklınıza gelen soruları bana özel olarak sorabilirsiniz. Ben belirli zamanlarda pencereye bakacağım, chat penceresine. Sorulan sorulardan şimdi az olduğumuz için, şu an bugün için az olduğumuz için sorabilir, sorulan soruları cevaplandıracağım. Ama çok kalabalık durumlarda o zaman içinden birkaç tanesini seçip cevaplandıracağım. Ayrıca eğer bana sözlü olarak soru sormak isterseniz ve mikrofonunuz varsa o zaman el kaldıracaksınız. El kaldırdığınızda ben uygun bir anda durup size söz vereceğim. Ortamının tanıtımına geçiyorum şimdi. Şimdi bu kurs ortamı çok önemli arkadaşlar. Çünkü bakın Webex seminerleri diye yazıyor. Java programcılığına giriyorsunuz buradan. Burada kursla ilişkili bütün detaylı bilgiler var. Artı mesela giriş için kullandığımız program kısmı var. Burada program kısmında aşağı doğru inersek bakın burada bugünün tarihiyle giriş için link var. Bana özgü link var. Ayrıca burada tek tek derslerin içeriklerini görmeniz mümkün. Mesela bugün giriş JDeveloper kurulumu ve tanıtımı demişim. İkinci derste de program yapısı, veri, değişken, matematiksel işlem demişim. Bu şekilde hepsini görmeniz mümkün. Şimdi dokümantasyon bölümü çok önemli. Dokümantasyon bölümünde bakın JDeveloper'ı kurmanız için, indirmeniz için buraya koyduk. 230-240 MB. JDeveloper nasıl kurulur diye çok detaylı bir şey koydum. JDeveloper'ı kurmuş olanlar yeşil çek butonuna tıklasın lütfen. Evet desin. Kurmuş olanlar Bilge Hanım'la İbrahim Bey henüz kurmamışlar. Güzel. İlk örneğimiz var. Java Hello World örneği. Ve Java 2D Graphics örnekleri var. Bunları oynamanız için koydum. Demo oturumunun sunum dosyası var. Demo oturumunun kayıtları var. Bu şekilde her dersin Bilge Hanım anladım. Link aktif değildi diyor. Akşama kadar ondan kuramadım diyor. Tamam, problem değil. Zaten çok karışık bir kurulum da yok yani. Kolay bir kurulum var. Şimdi bunu hallettikten sonra ekibin tanıtımına geçelim. Şimdi ben sunucu ve hoca olarak çalışıyorum. Erman Üret Bey de teknik destek ve host olarak çalışıyor. Şimdi Erman Bey'in fonksiyonu Hayati. Şundan Hayati. Siz bir teknik problemle karşılaştığınızda ben anlatırken doğrudan Erman Bey'e özel olarak chat mesajı yolluyorsunuz. Derdinizi anlatıyorsunuz. O da size yardımcı oluyor. Böylece hem ders aksamıyor hem de siz dersten kopmamış oluyorsunuz. Eğer kişiler hakkında bilgi edinmek isterseniz bakın Tagem Team var. Şurada demin açtığım ekranda en alta inerseniz en altta biz kimiz diye bir link var. O linki tıklarsanız burada benim hakkımda bu bilgi bulabilirsiniz. Diğer birlikte çalıştığımız arkadaşları tanıma imkanınız olur. Şimdi CV tanıtımı şöyle yapacağız. Dokümantasyon bölümünden download edeceksiniz. Bu dokümantasyon bölümünü demin göstermiştim. 250 MB büyüklüğünde yaklaşık olarak. Download bittikten sonra sıkıştırılmış dosyayı açacaksınız. Ortaya çıkan kütüphane içinde en dipte JDEV
egzesi var. Bu JDEV egzesine tıkladığınızda program çalışır. Yalnız programın sağlıklı çalışması için Java Home Environment variable'ı ve System Path'i set edilmelidir. Onları size göstereceğim nasıl yapıldığını. Şimdi şuradan geliyorum. Windows butonundan giriyorum. Bilgisayarım. Sistem bilgisini görüntüle. Gelişmiş. Ortam değişkenleri. Ve burada bakın sistem değişkenlerinde Java Home'u buluyorum. Eğer yok ise yeni diyorum ve şuraya Java Home yazıyorum. Java underscore home. Ve şuraya indirmiş olduğum ve açmış olduğum kütüphane var ya, bu kütüphanenin adresini yazıyorum. Yani şöyle göstereyim. Bakın açmış olduğum kütüphane şöyle olacak. JDEV J2E 10133 olacak ismi. Nerede açmışsanız onun içine gittiğinizde bakın en altta exe var. Bununla çalıştırabilirsiniz. Şurada da bakın JDK kütüphanesi var. Şunu alacaksınız bu şekilde. Ctrl C diyeceksiniz. Sonra geleceksiniz burada ortam değişkenlerinde Java'ya gidip Java Home'a gidip ben şimdi düzenle diyorum. Bakın aynı ifade. Sonunda JDK var. Şu da kütüphanenin tam direktörü adresi. Ayrıca kullanıcı değişkenleri içinde de path içine şu gördüğünüz kısmı ekleyeceksiniz. Java Home değişkeni ters slash bin ters slash noktalı virgül. Onu da şöyle düzenlediğinizde önünüze gelecek. Onun en ön kısmına geçip en ön kısmına geçip gördünüz. Dolar işareti Java Home. Çünkü bir değişken olarak koyuyoruz. Bin ve nokta oluyoruz. Bunu yaptıktan sonra JDEV kurulumu gitmiş oluyor. Biraz temizleyeyim. Pardon. JDEV'in sağlıklı çalışması için tekrar söylüyorum. Java Home Environment Variable'ın var olması ve içinin doğru olması gerekiyor. Ve path'i doğru set etmiş olmanız gerekiyor. Şimdi JDEV menülerine geçiyorum. JDEV menüleri, şimdi siz daha önce programcılığınız olduğu için ve biraz da Windows'ta rahat olduğunuz için biraz bazı şeyleri hızlı geçmek istiyorum. Şimdi buraya ilk aşamada öğrenmeniz gereken şeyleri yazdım. File menüsü, Edit menüsü, View menüsü, Search, Navigate, Run. Şunları sonraya bırakıyorum. Debug Repertoire Tools ve Help üzerinde duracağım. Bunlar arasında View, Applications Navigator var, Connections Navigator var. Yani çeşitli pencereler var. Bu pencereleri seni sağlıyor. Şimdi File menüsü, New, Open, Reopen, Close, Close All, Save, Save ve Save All standart şeyler. Şurada Import var önemli olan. Bir de Erase From Disk var. O çok geçerli bir şey değil. Ben mesela hiç kullanmıyorum Erase From Disk'i. Import biraz önemli olabilir. Diğerleri de standart bir file menüsü. Edit menüsünde de en çok kullanılanlar Undo. Redo pek kullanılmıyor aslında. Undo, Cut, Copy, Copy Path kullanılabilir. Bu bilmenizde fayda var. Copy Path derseniz doğrudan doğruya current directory'i alıyor.
onun path'ini oraya yazıyor. Paste, delete, bir de select all. Select all, control A olarak işe yarıyor. New menüsü, burada iki tane önemli, başlangıç için önemli pencere var. Bunlar Navigators deniyor. Application Navigator ve Connection Navigator diyor. Debugger var. Debugger sonradan göstereceğim. RAM Manager var. Tasks Window ve Toolbar var. Şimdi biraz çok oldu. Şey yapalım, çıkalım buradan. Bunları bir şey yapalım, gösterelim. Şimdi burada görüyorsunuz. File, Edit, View, Search, Navigate, Run. Debug'ı sonra ele alacağım. Source, Refactor. Bunlar bana hep sonra. Tools önemli fakat sonra göstereceğim. Help üzerinde duracağım. Şimdi file içine girersek bir new var. Bu new da duruma göre new oluyor. Yani eğer bir application içindeyseniz new application oluyor. New class oluyor. Ama application'ın dışındaysanız o zaman new application oluyor. Bakın şurada göstereyim. Bakın şurada seçiyorsunuz. General applications'ı seçtiğinizde application geliyor. General derseniz hepsi birden geliyor. Simple class derseniz Java class, Java interface geliyor. Bakın burada web tier var. Size birazcık onu çıtlatmış olayım. Web tier'de bakın JSP derseniz JSP geliyor. Eğer struts derseniz struts file'ları geliyor. HTML derseniz HTML geliyor. Bunun bir de all technologies diye bir şey var. All technologies derseniz yani bu versiyonda onlar yok. Zaten hepsini çıkarmış durumda şu anda. Evet. Şimdi open dediğinizde bu doğrudan doğruya gidip bir buradaki şeyi açıyorsunuz. Yani bunun bir özelliği yok. Çünkü doğrudan doğruya application navigator içinde zaten üstüne gidip double tıkladığınızda çift tıkladığınızda açıyor. Ya da üstüne gidip sağ tıkladığınızda open'a gelirsiniz. Daha önce açmış olduğum için tekrar açmadım ama üçüncüsünü açtıralım. Open diyelim. Açtı. Eğer bunda bir değişiklik yaparsam, şuraya boşlukla yazsam, bakın ismi italik hale geliyor. Burada da italik hale geliyor. Böylece değişiklik yapmış olduğunuzun farkına varıyorsunuz. Ctrl S ile ben save ediyorum. Ama şuradan da save edebilirdim. Bakın tabii şey olmadığı için, değişiklik olmadığı için save highlighted değil. Şimdi geldi, save diyorum. Aynı şey. Burada import var. Import'u sonradan anlatacağım. Import önemli bir şey. Şimdi edit içinde burada en çok kullandığım kontrol A önemli. Select all anlamına geliyor. Copy paste yapabiliyorsunuz. Onlar da tamamen kontrol C, kontrol V, kontrol X biliyorsunuz bunları. Emrah Bey bir soru sormuş. Bende o noktalı virgülden sonrası yok, sorun olur mu diyor. Hangi noktalı virgülden sonrası? Bu buradaki bir şey mi? Ha, onu sistem diye tanımlarken buradaki de aynı olması lazım. En sonda ise noktalı virgül olmasının önemi yok. En sonda ise. Ama kendisinden sonra başka bir gelen varsa noktalı virgül olmak durumunda. Herhalde şimdi tamamdır. Şimdi okey. Halloldu. Şimdi burada bir de bakın şu pencerenin içinde sağ tık yaptığınızda
Find Users var. Bir de View Format var. Bakın ben şöyle bir şey yapayım. Şunu şöyle atayım. Bakayım yapacak mı? Bakın. View Format yaptı. Bu çok kullanışlı bir şey. Yani bir şeyi dışarıdan mesela bir şeyi aldınız, copy paste ettiniz. Sonra buraya geliyorsunuz. Bu pencerenin içine tıklıyorsunuz. Geliyorsunuz. View Format diyorsunuz. Gayet güzel oluyor. Ayrıca bir şey daha önce göstermiştim. Tekrar göstereyim. Bir fonksiyonun ne olduğunu yani bir fonksiyonu içeriğini görmek istiyorsam üstüne tıklıyorum. Kontrole basıyorum. Hafif oynatıyorum. Bakın altı çizdi ve açık mavi hale geldi. Üstüne tıklıyorum. Bakın doğrudan doğruya JFrame Java geldi. Tabii bu sistem şey olduğu için birazcık karışık bir şeydir. İyi dokümante edilmiş. Ama sistem şeyi olmasaydı daha sade bir şey gözükecekti. Ya da bakın şurada da gösterebilirim aslında. Multi-layer Process Window'da Double Tap yaptım. Bakın burada mesela Momentum keyfin nerede tanımlandığını bulmak istiyorum. Kontrole basıyorum. Tıklıyorum. Aa bak gördüm text field'miş. Ya da yani bir fonksiyon da olabilir bu, bir değişken de olabilir. Mesela init perceptron diye bir fonksiyon varmış. Altını çizdirdim. Tıkladım üstüne. Init perceptron'a geldim. Init perceptron fonksiyonu burada. Şimdi bu tek bir file içinde daha kolay anlaşıldığını sanıyorum. Şimdi bir de bunun şey yönü var. Tanımlı olduğu yeri bulabilirsiniz. Bir de kullanılmış olduğu yerleri bulmak isteyebilirsiniz. O zaman şöyle yapıyorsunuz. JFrame'in üstüne tıkladım. Geliyorum. Şurada Find Users diyorum. Users kullanılmış olduğu yerler. Şimdi bana şunu soruyor. Current Project'te mi istiyorsun? Current Application'da mı istiyorsun? Current Project'te istiyorum. Tamam diyorum. Bakın 3 tane. Ve şimdi bunun eğer şuna tıklarsanız hiçbir şeye yapmaz. Açıp kapar. Ama doğrudan doğruya source satırına tıklarsanız o oraya gider. Bakın hafif olarak onu gösteriyor. Ya da tekrar yaparsam bu sefer ikinci kullanımı. İki tane JFrame var çünkü. Açık olan file olduğu için bu JFrame'i de geldi gösterdi. Şimdi başka göstermek istediğim şurada View'da Application Navigator üstüne tıklıyorum. Bakın Application Navigator bu. Eğer bu pencerelerden göremediğiniz bir tane olursa ve lazım olan bir şey olursa o zaman View'a gideceksiniz. View'da arayacaksınız. Bakın Connection Navigator var. Connection Navigator geldi. Connection Navigator önemli olabiliyor çünkü orada database bağlantılarını görüyorsunuz. Orada bir tane tablo varmış. Tesadüfen ona denk geldi. Ki sizin için önemli olacak. Buraya aldım, ben onu yana yolladım. View'da bu iki pencereyi özellikle şu anda öğrenirsiniz. Debugger var. O önemli olabiliyor. RAM Manager var. O önemli olabilir. Ama en çok Applications Navigator kullanılıyor. Şimdi bir de Search var. Search'te şimdi bunlar tek tek şeyde slide olarak slaytlarda var ama zaman kaybetmeyin diye oradan girip buraya çıkıp oradan girip şey yapmamak için doğrudan burada ben aklımda var aklımdan anlatıyorum. Böylece zaman kazanmış oluruz. Şimdi Search'te bir normal find var. Ctrl F diyorsun. JFrame gelmiş. JFrame'i buldu. Find.
İkincisini buldu Find. Bu şekilde gidiyor. Bu normal file'ın içindeki search. Ama bir de şu var, bu önemli. Ctrl ile incremental find forward yapıyoruz. Şurada yapalım bakalım. Ctrl ile. JFrame. Ben bunu pek kullanmıyorum ama. Pek olmadı. Zaten kullanmadığım bir şey. Size özellikle şunu göstermek istiyorum. Find in files diye bir şey var burada. Bu önemli. Neden önemli? Çünkü bakın package path'te aratabiliyorsunuz. Files open in editors only. Açık olan, yalnızca açık olan dosyalar içinde aratabiliyorsunuz. Ya da kendiniz bir search path tanımlıyorsunuz. En tepesini, en tepedeki directory'e veriyorsunuz. Oradan itibaren bütün directory'ler de arıyor. Bu gerçekten güzel bir şey. Şimdi burada tamam diyelim. Package path'te arayacak. Bakın package path'te hepsini döktü. 3 tane file'ımız var. 3 tane file içinde şurada göstereyim karışmasın. Bakın 3 tane file'ımız var. 3 tane file'ın içinde geçtiği yerleri buldu. Bakın ikinci dosyada. Şimdi de üçüncü dosyada olsun. Yok, daha geçmedik. Şu mu yoksa? Bu da bir de. Şu olabilir. Neyse. Bu yalnız çok kullanışlı bir şey. Çok da kritik durumlarda yardımcı olan bir şey. Yani search'te find in files. Navigate'i ben pek kullanmıyorum. Orada pek fazla bir şey de yok. Run'a gelince, şimdi bir şeyin üstüne gelip onu aydınlatıp sonra da run derseniz run hello world RSA cevabı bakın şurada run file oluyor. Ya da doğrudan doğruya application'ı run edebilirsiniz bazı durumlarda. Yalnız bu durumda application'ı run etmek istiyorsanız aklınızda olsun. Özellikle web file'larında application'ı run etmek istiyorsanız İlk çalışacak JSP'yi ya da HTML'i belirtmeniz gerekiyor. Şimdilik size tavsiyem, şimdilik yalnızca şeyi kullanın. Yani şuradan üstüne gelin, sağ tıklayıp yapın, run deyin olsun bilsin. Hello de geldi. Şimdi bunu da anlattıktan sonra şuna girmek istiyorum. Run'da ayrıca make var ve rebuild var. Yani şurada seçtiğinizde make ederseniz compile ediyor ya da rebuild ediyor. Yani ikinci defa çalıştırdığınızda rebuild edebiliyorsunuz. Bir öncekini silerek rebuild yapıyor. Bir bak üstünde durmak istemiyorum. Help üstünde durmak istiyorum. Şimdi burada mesela print line fonksiyonu ile ilişkili help yapmak, ne olduğunu bilmediğim bir fonksiyon olsun ya da set size olsun. F1 diyorum. F1 deyince set size'a bakın geliyor. Şimdi ilgili şeyi getirdik. Ben onun için de find yapıyorum. Evet. Set size dedim. Geldi. Set size üstüne tıklıyorum. Set size fonksiyonu ile ilişkili.
şeyler getiriyor ama. Biraz bir yavaşlama oldu nedense. Hatlarda bir şey mi var acaba? Tamam. Set size geldi bakın. Bu parametreleri şey yapıyor, belirtiyor. The dimension specifying the new size of this component. Bu komponentin büyüklüğünü belirtin istiyor. Yani set size büyüklük ayarlayan bir fonksiyon. Şimdi bunu hallettikten sonra, yani bu çok önemli. Bilmediğiniz bir şeyin üstüne tıklıyorsunuz, F1 yapıyorsunuz, help geliyor. İkinci tür help, bakın full text search diyebiliyorsunuz. Bu da güzel. Buradan set size dedim. Diyelim ki şunu seçeyim. Üzerinde double tıkladım. Determining the size and location of your user interface window at runtime diyor. Kullanıcı arayüzü penceresinin büyüklüğünü ve yerini nasıl belirlersiniz diye bir şey. Bakın tak diyor, set size diyor, işte burada gözüküyor. Geldi. Yani çok gelişmiş bir help şeyi var. Table of contents var. Table of Contents'te bakın burada Developing J2EE Applications, Getting Started with J2EE Applications gibisinden güzel bilgiler var. Bir de index var. İndekste mesela şurada set size diyeyim. Set size ile ilişkili bir şey bulamadı. Set value diye bir şey var. Yani bulmuş olsaydı buradan şu alttaki şeyi tıklamış olacaktık. Bu pencerelerden nasıl kurtuluyorum? Şöyle kurtuluyorum. Şimdi şeye dönebiliriz. Slaytlarımıza şöyle üstünden bir gidelim, atladığım bir şey olmasın. Şimdi bir uygulama olarak Hello World çalıştıracağız. Biraz tempo yapmamız gerekiyor. Çok fazla materyal var. Evet. Şuradan bakayım. Tekrar dönmemize gerek kalmasın. Sonra da JDev kütüphanelerini size anlatacağım. Şimdi bir çok basit bir uygulama nasıl yazabiliriz onu göstereceğim size. Şurada bir örneği var. İlk olarak bir tıkladığım yere bakın, o önemli. Application Navigator'ın üstünü tıkladım. Sonra geldim New. General'a geldim. Application. Tamam. Burada Demo 1 yazıyorum. Ne isterseniz onu yazabilirsiniz. Buraya da Demo Project dedim. Burada ikinci istediği şey project yaratıyorum. Demin application yarattım, şimdi project yaratıyorum. Bakın şurada gözüküyor.
Şimdi geliyorum, bu demo projekte üstüne tıklıyorum. Sağ tıklıyorum. New diyorum. Ve bir Java class yaratıyorum. Bunu Simple Files'tan da çekebilirdim. Java class'ı. General'dan da çekebilirim. Java class diyorum. Veya da Hello World yazıyorum. Class'ın ismi olarak. Şimdi bir programın çalışabilmesi için birkaç tane kural var. Birincisi, eğer bu bir class'sa bu class'ın içinde bir main fonksiyonu olmalıdır. Bu main fonksiyonu sayesinde çalışır. Şimdi ben o main fonksiyonunu kolaylık olsun diye şuradan hemen kopyalayıp vereceğim. Pardon. Kendi yarattığımı alıyorum. Şuraya koyuyorum. Comment yaptım onu. Şimdi bu main fonksiyonu olursa bu program çalışır. Hello World'ü yazdı. Küçük bir değişiklik yapayım, oynayayım biraz. Bunu main 1 yapayım. Hiç alakası olmayan bir fonksiyon haline geldi. Tekrar bunu çalıştırayım. Çünkü içeride bir tane çalıştırılmış olan var. O yüzden çalışıyor. Şey olarak, link edilmiş olarak. Bunu biraz daha size göstereceğim. Yani şu main fonksiyonu olmazsa bu çalışmaz. Şöyle yapalım. Şuraya bir tane daha örnek program yazalım. World. İki yazdım. Şimdi bu Hello World 2'yi çalıştırıyorum. Bakalım çalışacak mı? Bakın çalışmadı. Şimdi demin olan şey farklı. Onu yalnız anlatmam için biraz zaman geçmesi gerekiyor size. Şimdi eğer ben bu Hello World 2'nin içine şeyi kopyalarsam, artık kopyalamayacağım. Demin yaptığım şeyin aynısı. Bu program. Pardon, bir saniye, bir şeyler karıştı galiba. Tekrar bir deneyeyim. Tamam, çalışmadı. Ben şuradaki file'ları karıştırdığım için olmadı. Yani bunu siz de deneyin. Eğer main diye bir fonksiyon olmazsa hiçbir koşulda o program çalışmaz. Şimdi bakın main 1'i tekrar main yapıyorum. Ve demo 1 içindeyim. Karıştırmayayım. Tekrar karışıklık olmasın. Çalıştı. Şimdi bir şey daha var burada. Bir kural daha var. Bu da önemli. Bir class'ın dosya ismiyle class ismi aynı olmak zorunda. Şimdi onu denemek için şunu yapıyorum. Bunu Hello World 1 yaptım. Tabi o zaman Constructor isminin de Hello World 1 olması lazım ki hatadan kurtarayım. Bakın kırmızı şey yapıyor, hata veriyor. Bakın diyor ki Public type Hello World 1 should appear in Hello World 1 Java'da olmalı diyor. Şimdi ben şunu yapacağım. Bunu Hello World 1 olarak save as diyeceğim. Şimdi
Bu hesapta eğer Hello World içinde Hello World 1 varsa bunun hata vermesi lazım. Hello World 1'inde çalışması lazım. Hello World 1'i çalıştırıyorum. RAM. Pardon. Şimdi yapalım. Şimdi burada verdiği hata package içinde bu olduğu iyi oldu. Package içinde herhangi bir hata varsa package içindeki bütün Java parçalarını compile ediyor. Dolayısıyla şu anda Hello World içindeki hatayı şarjlıyor. Şimdi şuna gelelim. Hello World içindeki hatayı düzeltelim. Düzelttik. Hello World içindekiler Hello World, Hello World oldu. Hello World 1 içindekiler de Hello World ve Hello World 1 oldu. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Bakın ikisi de çalıştı. Anlatabildim mi? Şimdi burada şeye girdik. Package kavramına girdik. Bir package içindeki bütün programlar birbirlerini görürler. Bütün klaslar birbirlerini görürler. Yani onları tanımanıza gerek yoktur. Ancak bir package içinden başka bir package içindeki şeye girmeniz gerekiyorsa o zaman onu import etmeniz gerekir. Ve bir package içinde eğer bir tanecik bile hata varsa bütün programlar compile edilmez. Çünkü bir package'in bütününü compile eder. Tamam mı? Şimdi bunu biraz uğraştıkça kafanızda oluşacak bunlar. Bu kavramlar yavaş yavaş oluşacak. Şimdi bir de şeyi göstereyim. Demoyu izlememiş olan arkadaşlarınız için. Şunu kapatıyorum. Şurada Hello World RS Frame var. Bakın. Burada bir breakpoint olmuş galiba. Hello World RS Frame'de Windows şuradaki import'u açarsak göreceğiz. Javax Sync JFrame özelliğini kullanıyor. Yani Windows penceresini kullanıyor. Bu Windows penceresini şurada oluşturuyor. New diyor. Ve bakın büyüklüğünü belirliyor. Yerini belirliyor. Buna bir event listener ekliyor. Ve bu event listener'da pencere kapatıldığında programı sona erdiriyor. Ve en son olarak da programı görünür hale getiriyor. Şimdi bakın bunu açıyorum. Sağ tıklayıp run diyorum. Hem buraya Hello World yazdı, şurada olduğu gibi. Hem de pencereyi açtı, şey yaptı. Title'ına da, başlığına da Hello World yazdı. Şimdi buna bir de biraz hızlı geçerek şey yapıyorum. Pencere içine de bir şeyler yazsın diye bir label ekletiyorum pencereye. Bunu da göstereceğim. Onu da yazdı. Bu program örnekleri Documents kütüphanesinde var. Learning Management System yani öğrenme yönetim sistemimizde Documents kütüphanesinde Java programcılığı bölümünde Documents kütüphanesinde var. Bunlarla biraz oynamanız gerekiyor. Size tavsiyem başlangıçta böyle küçük küçük programlarla oynayın ve küçük küçük değişiklikler yapın. İsmini değiştirin, işte silin, okuyun ki biraz olay büyümeden alışkanlık kazanın. Yani ne olduğunu hisseder hale gelin. Yoksa bakın demin benim başıma gelen şey sizin aklınızı çok karıştırabilirdi. Şimdi bakın şöyle bir şey yapayım. Bu programda şuraya bir hata koydum. Şimdi bu program compile etmez. Hata veriyor. Tamam mı? Şimdi ben bunu siliyorum. He, bir de şunu göstereyim. Bakın bu sağ alttaki pencere bazen çok doluyor. Onu silmek gerektiğinde clear var burada. Sağ klik yaparsanız clear oluyor.
Şimdi bakın, o programı değil, başka bir programı run ettiğinde bakın hata veriyor. Şimdi bu insanda şey yanılgısı oluşturuyor. Ya ben bu programda hiçbir şey değiştirmedim, niye hata veriyor? Biraz da panik oluşturuyor. Halbuki bu aynı package içinde olduğu için, aynı paket içinde olduğu için compile ederken bu üçünün hepsini birden compile ediyor ve gösteriyor. Bakın hello world RSA içinde class hello, hello world RSA içinde bu hatayı gördüm diyor. Yani bu önemli bir olay. Şimdi bundan sonra bahsedeceğim konu aklımda JDeveloper kütüphanelerini size tanıtacağım. Şimdi JDeveloper'ı açtığınızda şu program oluşuyordu ve bu program içinden ben burada shortcut kullanıyorum ama aslında bu kütüphanenin içinde en altta JDeveloper var. Ona işaret ediyor bu. Şu shortcut. Şimdi burada biraz dikkatlice bakarsak önemli olan kütüphaneler. Binary kütüphanesi. Burada executable'lar var. Bir tane executable var. Ama daha sonra başka yerlerde daha olacak. Lib kütüphanesi, library kütüphanesi. Bakın Glib geldi. Şurada çeşitli kütüphaneler. Oracle kütüphanesi, XML kütüphanesi. Birçok kütüphaneler var. Yani aklınızda olsun, herhangi bir uygulamanın içine girdiğinizde bakmanız gereken kütüphaneler binary kütüphanesi, libraries kütüphanesi. Özellikle libraries çok önemli. Sonra bakın burada JDK kütüphanesi var. Bakın JDK Java Development Kit kütüphanesi içinde de binaries var. Bakın burada bir Java compiler bu. Java help olması lazım. JConsole. Birçok executable var. Include var. Ve lib var. Lib önemli. Lib'de fazla bir şey yok. Esas lib'leri dışarıdakine koymuşlar. Burada JRE de önemlidir. JDK içinde JRE de önemlidir. Bakın binary ve lib var. Ama burada daha da önemli olan bir şey var. Şimdi bu kütüphaneye tekrar çıkıyorum. Bu kütüphaneye girdiniz. JDev var. JDev'e girdiniz. JDev'in içinde bakın MyWork var. MyWork'e girerseniz MyWork'te yaratmış olduğunuz bakın application'lar bunlar. Eğer iyi bakarsak görüyoruz. 2D Graphics, AMN, Applet Examples, Collections. Yukarı çıkıyorum. 2D Graphics, ANM, Embed Examples, sonra da Collections, CourseX, Collections. Bunların yerleri belki değişmiş olabilir bir parça. Ha, şimdi bir başka konuya daha geleceğiz tabii. Şimdi bir başka program, şunu düzelteyim de şey olmasın. Hata düzeldi. Save de ediyorum. Şunu da right click yapıp sağ tıkla clear yapıyorum. Şimdi bir başka şey göstereceğim size. O da şu. Demoya gelelim. Tamam. Evet. Demoya geldik. 25-10 dakikamız daha var. Demoda bakın Hello World bir Java var. Şimdi bu Hello World bir Java'yı bulalım. Nasıl bulacağız? Şurada. Demo 1'de. Demo Project. Source. Bu da Package. Demo Project. Bakın Hello World 1'i buldum. Şimdi bu Hello World 1'i üstüne gelip delete edeceğim.
soruyor. Hello world bir cevayı sileyim mi diye. Yes diyorum. Şimdi bunu atıyorum. Bakın kayboldu. Sildi. Bu güzel. Şimdi bir başka şey daha yapacağım. Yani bir dosyayı, class dosyasını sildiniz mi? Hiçbir problem yok. Gerçekten siliniyor. Şimdi demo projekti olduğu gibi projeyi sildiğinde ise soruyor. Yes diyorum. Atıyorum. Olduğu gibi duruyor. Demo 1 içinde. Pardon. Ne yaptık? Source demo project. Demo project package'ı. Şurada demo project olduğu gibi duruyor. Peki. Ben bunu silmiş olayım ve yeniden yaratmak istiyor olayım. Şöyle yapıyorum. New project diyorum. Empty project diyorum. Demo proj diyorum. Tamam diyorum. Bakın ne diyor. The project file bla 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 demo project şeyler exists. Yani bu proje var diyor. Bunun üstüne yazmak istiyor musun diyor. Yes diyorum. Bakın silmiş olduğum dosya yeniden geldi. Hello World 1'i daha önce sildim. Attım onda bir şey yok. Ama Hello World geldi. Yani size söylemek istediğim ve uyarmak istediğim konu şu. Eğer bir projeyi veya application'ı silerseniz bu gerçekte disk üstünde silinmiyor. Yalnızca JDeveloper'ın interface'inde, arayüzünde silmiyor. Bakın şimdi application'ı siliyorum. Yes dedim. Şimdi bakın olduğu gibi duruyor. Demo 1 duruyor. Eğer demo 1'i gerçekten silmek istiyorsanız o zaman geleceksiniz buraya, demo 1'in üstüne çıkacaksınız, demo 1'i fiziki olarak sileceksiniz. Aksi takdirde JDeveloper bir projeyi veya application'ı bütünüyle silmiyor. Bunu bir tedbir olarak koymuşlar. Yanlışlıkla bir şey silerseniz yeniden kurtarabilirsiniz diye. Şimdi tekrar slaytlara dönersek. Şimdi kurs kitabının tanıtımı. Kurs kitabını şeyden indirebilirsiniz. LMS sistemimizden, kurs yönetim sistemimizden indirebilirsiniz. Ivor Horton'un Beginning Java 2 adlı kitabı. Fakat size faydalı olması için Türkçe olarak da iki kitap şu anda koymadım fakat koyacağım. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Onlar da o kadar kötü kitaplar değiller. Yalnız bu Ivor Horton'un kitabının özelliği şu. İşe girerken, şuraya buraya girerken Ivor Horton ismini verdiğinizde bu bir elle tutulur bir etki yapıyor. O yüzden bu kitabı ciddiye almanızı öneririm. Kitabı size gösterebilirim. Örnekler konusu var. Kitabı daha önce açmıştım.
kitap bu. Gayet güzeldir. Dili falan da kolaydır. Yani İngilizce olarak biraz belini doğrultmuş olanlar takip edebilirler. Kitabın bir özelliği var. Kitabın örnekleri var. Kitabın örnekleri şuradan bakarsak bunları çalıştırırken nasıl çalıştıracağız konusu. Şimdi size bir örnek göstereyim. Ben bunu almayayım da. Buna sağ tıklıyorum. Birlikte açtım. WordPad'de açıyorum. Kontrol A. Kontrol C diyorum. Sonra C diyalog da açıyorum. Mesela şuradaki Hello package'ın içine sağ tıklıyorum. New diyorum. Java class diyorum. İsmini unuttum. İsmini şöyle yapabilirdim. Fruit Java'ymış. Fruit diyorum. Çünkü isminin aynı olması lazım. Bunu size öğrettim. Package'i bırakıyorum. Geri kalan kısmını ekliyorum. Main'i var. Çalışması lazım. Run diyorum. Çalıştı. Bu kadar basit. Tabii burada küçük olduğu için bu kadar basit. Eğer file'lar büyük olsaydı, çok sayıda file olsaydı bunu import etmeniz gerekecekti. Bir de import'u nasıl yaptığını göstereyim. Bunu anladınız mı acaba? Yani alacağım programı kopyalıyorum. Class ismiyle aynı isimde bir file yaratıp onun içine paste ediyorum. Sonra da compile, işte relink, rebuild ya da run diyorum. Ama bunun yapmanın bir başka yolu daha var. Bu yolu da size göstereceğim. Şimdi bakın şuraya geldim. Hello'nun üstüne tıklıyorum. Yani Hello'nun üstüne değil. Application Sources'un üstüne tıklıyorum. File'a geliyorum. Import diyorum. Burada import içinde iki tane çok önemli bir şey var. Bakın bir tanesi gözükmüyor. Java Source bir tanesi bizim için şu aşamada en önemlisi. Ama daha da önemlisi internet application'lar yazarken Web Source şurada aşağıda kalıyor gözükmüyor. Web Source da bu. Yani Java Source'larını ayrı alıyorsunuz. Web source'larını ayrı alıyorsunuz. Web application için. Ama biz şu anda yalnızca Java source alacağız. Onun için tamam diyorum. Şimdi browse diyorum. Çizgi kursu içinde duruyorlar. Kurslara girdim. Java programcılığı. Bakın browse beginning Java 1.4. Chapter 2'den. Bu sefer average fruit alayım. Ya da matkalka alayım. Çünkü isim aynı olursa problem çıkacak. Matkalka alıyorum. Şöyle de yapabilirim. Chapter 2'nin hepsini select edebilirim. Hepsi gelir. Sonra bunun içinden seçerim. Matkalka seçtim. Bir de Average Fruit Java'yı seçtim. Tamam diyorum. Bakın. Average Fruit Java ama Application Sources'ın içine aldı. Çünkü Application Sources'ı koymuştum. Seçmiştim. Eğer Hello'yu seçseydim Hello'nun içine yaşayacaktım. Bir tane Hello'nun içine alalım. Import. Java Source.
Patlat çattım işte o. Ha, onu da şey aldı. Package içine almıyor. Package içine almıyor. Doğrudan application source içine alıyor. Onun da bir çaresi var. Ama onu şu anda artık çok detaylı cambazlıkları size göstermeyeyim. Şimdi bunlardan birini de çalıştıralım. Average fruit jam olsun. Ortalamasını buluyor. Run diyorum. Ortalamasını buldu. Bir tanesi 10, bir tanesi 5'ti. 7,5 oldu. Şimdi bir 10 dakika ara verelim. Sonra devam edelim. Variable is a named piece of memory diyor. Yani ismi konmuş bir bellek. Ve bu belleğin içine biz belirli bir veriyi koyuyoruz. Yalnız bu öyle bir şey ki, şimdi biz veriyi işlemek istediğimizde belirli bellek gözlerine belirli özelliklerde bilgiler koyarsak o zaman işimiz daha kolaylaşır. Dolayısıyla belleklerin tipleri de söz konusu. Bu chat penceresini aşağıya atmak zorunda kalıyorum çünkü okuyamıyorum sunduğum şeyi. Bakın burada ikinci olarak söylediği tanımlamış olduğunuz her bellek gözü diyor ancak belli tipte veri tutabilir diyor. Ayrıca bu verileri ifade edebilmemiz için yazmamız gerekiyor. Yani literal olması gerekiyor. Yani mesela şimdi 25 aslında 2 ve 5 rakamlarının yan yana geldiği bir yazı. Ama 25 aslında bir sayı belirtiyor, çokluk belirtiyor. Şimdi bu verileri belirli kaplara koyduğumuzu söylüyordum. Bu kaplarımızın da isimlerini belirlememiz gerekiyor ki birbirlerinden ayırt edebilirim. Bunlara identifier deniyor. Ve isimlerle ilişkili bazı kurallar var. Mesela Betty May deyip arada boşluk bırakamıyorsunuz. Betty May yazamıyorsunuz ya da Betty underscore May yazıyorsunuz. Ayrıca bu isimler rakamlarla başlayamıyor. Six pack diyemiyorsunuz. Ama yazıyla six pack diyebilirsiniz. Şimdi bütün Java source kodu Unicode olarak yazılıyor. Dolayısıyla içine yabancı karakterler katılabilir diyor ama ben size tavsiye etmem. Türkçe karakter kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Şimdi değişkenler ve tipleri. Değişkenler içine veriyi koyabiliriz dedim. Ama her değişkene de her tür veriyi koyamıyoruz dedim. Dolayısıyla her değişkenin bir tipi var. Ve bu tipi bir tip ismi kullanarak diyoruz. Ya mesela integer A dediğinizde tam sayı A ve noktalı virgül diyorsunuz tanım sırasında. Dolayısıyla o tam sayı tipi oluyor. Bunlar örnekler vermiş. Tam sayı yazıları. Yazılı olarak tam sayılar olarak ifade ediliyor. Eğer long olarak tanımlamak istiyorsanız sonuna long diyorsunuz. L diyorsunuz, büyük L diyorsunuz. Long olarak tanımlıyor. Şimdi buradan da şey geliyor. Tam sayı değişkenlerinin tanımlanması geliyor. Tam sayı değişkenleri uzunluklarına göre değişen 4 ayrı tipte olabiliyor. Bunların hepsi işaretlidir. Yani eksi ve artı sayıları gösterilir. Yalnız bunlar, bakın burada yazıyor. Hepsi belirtebilecekleri miktar, sayı miktarıyla sınırlıdır diyor. Bakın burada
uzun long bit one demiş ve bunun içine long olarak bir sayı yazmış. Mesela int miles demiş ve init etmek için de eşit sıfır demiş. Bunu eşit sıfır demeseydi buraya noktalı virgül koysaydı da olurdu. Ayrıca bakın birden çokunu init etmek için araya virgüller koyuyor. Bir tek int deyince bunların hepsi int oluyor. Yani int miles, int furlongs, int yards, int feet de yazabilirdi. Hepsinin sonunda noktalı virgül getirerek. Bakın byte diyor. Byte en küçüğü. Ve short en küçüğü. Float olursa bakın 10 üzeri 38 eksi 3.4 çarpı 10 üzeri 38 ve artı 3.4 çarpı 10 üzeri 38 arasında. Eğer double'sa o zaman 10 üzeri 308 ve 10 üzeri eksi 10 üzeri 308 ile artı 10 üzeri 308 arasında. Biraz hızlı gideceğim. Bazı şeyleri çabuk geçeceğim. O sizi şaşırtmasın. Sizin seviyeniz için biraz fazla olan şeyler var. Onları hızlı geçeceğim. Bakın burada double olarak sun distance diye güneşin dünyaya uzaklığı olarak 1.496 10 üzeri 8 uzak. Float olarak vermiş. Electron mass bakın float olunca E üzeri E 10 oluyor. Eksi 28 F oluyor. Bu F float olduğunu belirtiyor. Şu da değerini belirtiyor. 9 E üzeri 10 üzeri eksi 28 ve bu bir float sayı oldu. Nasıl long olduğunu sonda belirtiyor. Bu da float oluyor. Şimdi bu bitti. Bu bölümde arithmetic calculations diyor. Aritmetik hesaplamaları. Harfleri depolamak. Bit işlemlerine çok fazla zaman ayırmak istemiyorum. Sizin seviyeniz için gerekli değil. Enumeration önemli. Ve bu değişkenler önemli. Bir kayan nokta değişkenini nasıl sabit yapabiliriz? Sabitten kastım şu. Yani o program içinde o değişken hiçbir zaman değiştirilemez. Sabit bir değer olarak kullanılır. Mesela feet per yard demiş. Final integer demiş. Bu final onu sabit yapıyor. Sabit değer haline getiriyor. Bakın final double mm per inch demiş. Çalıştıramaz. Yani bir şeyin çalıştırılabilir, çalıştıramaz olduğunu belirtmek için başına final getiriyoruz. Şimdi aritmetik hesaplamalar. Bakın şurada şunlar integer, şu da integer. Bildiğimiz basit şeyler yani burada bir problem yok. Burada dediği şey şu yalnız. Değer eşitliğin sol tarafındaki değişkenin tipine göre saklanır diyor. Yani mesela şurada eşitliğin sol tarafı short olarak saklanır diyor. Ve mesela buraya value eşit 10 dediğinizde bu 10 da short olarak saklanır diyor. Şimdi hesaplamalarda mesela şöyle bir hesaplama nasıl gerçekleşir? Öncelikli olan bir sıralama var. İşlem sıralaması var. Çarpma ve bölme önce oluyor. Ama siz bunu öbür türlü yapmak istiyorsanız o zaman parantez koyuyorsunuz. Ki size tavsiyem bunları hiç kullanmayın. Doğrudan parantezi koyun. En sağlam ve sonradan sizden başka kişiler de programınızı okurken rahat okur. Şimdi ilk program olarak benim size çalıştırıp gösterdiğim Fruit programı var. Bu Fruit programında bakın görüyorsunuz bir class public main fonksiyonu var. Main fonksiyonun içinde integer olarak yani tam sayı olarak portakal sayısı 5, elma sayısı 10, meyve sayısı eşit 0 demiş. Sonra da meyve sayısını hesaplatıyor. İkisini toplayarak ve ondan sonra system out.println'a A totally fruit program yazdırmış. Yani önemli değil. Bir yazı yazdırmış. Sonra da buraya toplam meyve sayısı bu fruit'un şurada bulduğu değeridir diye eklemiş.
Şimdi burada aynı programın sonunda bir bekleme opsiyonu eklenmiş olanı var. Eğer bunu görürseniz bakın aynı. Başında bir import Java IO exception almış. Import bir Java IO giriş çıkış kütüphanesini import etmiş. Fakat sonrası aynı. Main, portakal sayısı, elma sayısı, toplam meyve sayısı, meyve sayısını hesaplattı. Yine aynı yazıyı yazdırdı. Fakat en son program çıkarken şurada bakın press enter to exit diyor. Beklemeye giriyor. Beklemeye girmeden önce ekrana şunu yazıyor. Enter'a çıkmak için enter'a basın diyor. Ve şurada bir try catch var. Ve burada system in read diyor. Yani bu normal C, C++ bütün dillerde karakter okutmak için kullanılan fonksiyon. Bu fonksiyonu handle ediyor. Eğer enter'a basıldıysa return ettirip geçiyor. Bununla biraz oynayabilirsiniz. Size tavsiyem mesela şurada şu error'ı yazdırabilirsiniz. Biraz kurcalamanızda fayda var. Yani şurada bir şeyler yaptırabilirsiniz. Yani burada fruit weight'in zaten şeyini koymuşum ben. Public keyword main'in yani bu fonksiyonun main fonksiyonunu da buraya koymamış. Yani tamam. Main'in bu fonksiyonun dışarıdan da access edilebilir olduğunu yani dışarıdan da kol edilebilir olduğunu gösterir diyor. Statik olması diyor. Başka objeler olmadan da main'in kendi başına durabildiğini gösterir diyor. Void parametre döndürmediğini şey yapıyor. Geri veri döndürmediğini yazıyor. Bakayım. Burada işte çalıştırılması başlar diyor şurada diyor. Bir şey yok yani burada aslında benim anlattıklarımdan pardon. Şimdi aritmetik hesaplamalarda average fruit diyor. Bu da çalıştırdım. Hani 7,5 çıkmıştı. Şimdi burada portakal sayısı 5 diyor. İntegre olarak, tam sayı olarak. Yine tam sayı olarak meyve sayısı, meyve diyorum, elma sayısı 10 diyor. Toplam meyve sayısı 0 demiş. Sonra burada bakın num oranı ise arttırmış. Şu arttırma operatörü. Bu average değil yalnız. Burada bir yanlış var. Şu isim yanlış. Arttırma, increment oranges. Şurada yazan doğru. Increment oranges. Şu portakal sayısını 1 arttırıyor. Yani 6 oluyor. Ve elma sayısını ekliyor. 10. Ve sonuç burada 16 yazıyor. Bunu çalıştırın. Görün. Bakın 16 yazacak. Şimdi tam sayı bölmesi ve kalan. Şimdi num fruit each diyor. 0 yapmış. Yani bu meyve her meyve sayısı diyor. 0. Meyve sayısını 4'e bölmüş diyor. Ve kalan da 0 diyor. Şimdi bir şu fonksiyon var. Bu fonksiyon modülo deniliyor. Bir 4 ile bölündüğünde kalanı remainder'a yazıyor. Yani mesela 5'i 4'e böldüğünüzde ne oluyor? 1.25 çıkıyor. .25'i yazıyor remainder içine. Şimdi yani bu demin bahsettiğim increment ve decrement. Increment arttırma. Burada 11 oluyor. Şurada da tekrar ona geri dönüyor. Şimdi kısa tam sayı tiplerinde hesap yaparken bazı problemler olabilir. Bakın şunların hepsi kısa. 5, 10, 0 demiş. Program compile etmeyebilir diyor. Kısa tiplerde diyor.
Ve çünkü bunların toplamı kısa olmayabiliyor. Yani num oranges ve num apples'ın toplamı kısa olmayabiliyor. Halbuki bu sayı kısa, dolayısıyla hata veriyor. Ve eğer programı çalışır hale getirmek istiyorsanız şuraya short, yani kısa diyorsunuz. O zaman compiler kabul ediyor. Şu nedir? Bu bir cast, yani dönüştürme işlemidir. Tip dönüştürme işlemidir. Şimdi bu aritmetik işlemlerinde sıfır ile bölmeden bahsediyor. Şimdi kayan nokta hesaplamalarında bu modül işlemini uygulayabilirsiniz diyor. Şimdi bakın burada average fruit diye yazmış. Bakın evet, ikiye böyle buydu işte, buydu 7,5 çıkan bizim çalıştığımız. Bakın burada double olarak veriyor portakal sayısını ve 50,0 e üzeri eksi 1 diyor. Yani e üzeri eksi 1, 1 bölü 10 demek. 1 bölü 10 üzeri 1 demek. 10 üzeri eksi 1 yani. O zaman 10 üzeri eksi 1, geriye doğru bir noktaya götürüyoruz. 5 çıkıyor. Double, pardon. Elma sayısı diyor. Bakın 1,0 e üzeri 1 diyor. 10 üzeri 1, 10 ediyor. Dolayısıyla 10 çıkıyor. Double average fruit diyor. Bakın double olarak geldiği için hiçbir problem yok. Ama bunu short verseydi dikkatli olmak gerekiyordu. 2 ile bölüyor. 2,0 ile bölüyor. Sonuçta burada 7,5 çıktığını görmüştük. Şimdi automatic type conversions, SMS. Atamalarda otomatik tip değişimleri. Şimdi iki sayıyı, iki değişkeni eşitlediğinizde bunların tipleri farklı ise belli bir otomatik tip değiştirme işlemi yapılabiliyor. Ve bu otomatik tip değiştirme işlemleri bazen oluyor, bazen olmuyor, o zaman da hata veriyor. Yani mesela dokuz sayısı olsun. Bir de yani bir A sayısı 9 değerini içersin. Yani bir integer olsun. Bir de B bir karakter olsun. Şimdi B'yi yani bir karakteri integer'e eşitleyebilirsiniz. Eşitleyemezsiniz. Ama bazı durumlarda bir karakteri bir integer'e eşitleyebilirsiniz bazı durumlarda. Ama bir karakteri bir integer'e eşitleyemeyebilirsiniz. Şimdi bunu daha açık olarak ileride anlatacağım. Mesela şurada örnek vermiş. 3 ve 2 integer. Ve kısa integer. Kısa tam sayı. 3 ve 2 değerlerini içeriyor. Yalnız bunlar kısa oldukları için 3'ü 2'ye böldüğünüzde 1,5 çıkar. Fakat 1,5 kısa olarak ifade edilemeyeceğinden içinde 1 kalır. Dolayısıyla burada 2,5 sonucu çıkar. Eğer biz gerçekten bunun sonucun 1,5 artı 1,5 eşit 3 çıkmasını istiyorsak, o zaman şuraya double dememiz gerekir. O zaman bu işlem 1,5 artı 1,5 şeklinde gerçekleşir. Şimdi burada Matplotlib programı var. Bunu aslında şeyde de bakabiliriz. Bakayım. Durumumuza bir bakayım zaman olarak. Pardon. Evet.
durumumuz fena değil. Şöyle diyelim. Medcock Joey'yi ben import etmiştim galiba. Evet. Şunları bakın şuradan close all derseniz gayet kolay hepsini kapar. Çıktıkla açtım. Burada bir Netcalc'da deminki örnek değil bu ama bir radius yani yarı çap double olarak alıyor. Sıfır yer atmış. Dairenin alanı olarak 100 vermiş. Feet diye bir tam sayı tanımlamış. Integer. Inches olarak bir integer tanımlamış. Radius'u da ne oluyor? Pi kare ya, pi kare de r'yi ters bırakmak için pi'yi aşağıya almış. Net pi. Sonra da karekökünü almış. Ve sonuçta feet olarak da bunu radius'un tam integer'a çevirtmiş. Küsuratını arttırmış. Inches olarak da küsuratını radius'tan feet'i çıkartmış. Küsuratını burada yuvarlatıp almış. Çalıştıralım bakalım. Yani bunlar biraz aslında 5 feet 8 inç diye çıkıyor. Yani 100 feet kare alanındaki dairenin çapı 5 feet 8 inçtir diye hesaplıyor. Bunlar birazcık yani pratikte çok fazla kullanmıyoruz yani. Üniversite ortamında geçerli olabilir de pratikte çok şey değil. Yine de ama temel kavramları öğrenmeniz açısından üstünde duruyorum. Burada o program biraz daha karışık versiyonunu vermiş. Örnekte size verdiğim örnekler arasında var. Üstüne bakıp inceleyebilirsiniz. Oynamanızı da tavsiye ederim. Şimdi şurada görüldüğü gibi eğer mesela java.lang math içindeki bütün fonksiyonları almış, statik olarak import etmiş. Bu demektir ki java.lang net floor almış, square root almış, round almış, pi almış gibi. Import etmek için programın başına bunları koyuyorsunuz. Şimdi karakterleri nasıl depoluyoruz? Tek bir karakteri tek bir byte içine kopyalayabiliyoruz. Bir karakteri bakın şöyle tek tırnak olarak gösteriyoruz. Ayrıca karakteri backslash peşinden Unicode'un U'su Unicode ya da ASCII olarak da belirtebiliyorsunuz. Yine bakın tek tırnak. Eğer tek veya çift tırnak kullandığınız string'in yani karakter dizisinin içinde geçiyorsa tek tırnağın bakın şurada bu normal karakter dizisini başlatan şey. Şuysa gerçek yazının apostrofu. Şu da yine yazının üstten virgülü itis derken itis diye yazmış. Onun da başına bakın backslash geliyor. Backslash geliyor. Bu normal apostrof, kapanış apostrofu. Yine özel karakterler var. Terslash ve backspace, işte font feet. Backspace geri gitmek için, font feet işte sayfa ilan etmek için. En çok kullandığımız new line'dir bakın. Backslash new line. Carriage return. Temp de bazen kullanılır. Şimdi harf aritmetiği diye bir şey var. Bu bazen kullanılıyor. Yani çok cambazlık içeren bir şey. My characters ve
kendi değerini bir ekle anlamına geliyor mu? Şu kendini bir ekle anlamına geliyor. Ya da şu şekilde gösterebilirsiniz. Bu bir sonraki karakteri göstermesini sağlar. İşte hegzadesimal kodları işte mesela 41 hegzadesimal olarak yani bu ne oluyor? 16 çarpı 4 artı 1 65. Şu 66, 67 gibi. Şimdi harfleri depolamak diyor. Benim niyetim bu programlara toplu olarak sonunda şöyle bir bakmak. Şu anda bir programları bir fikir edelim. Ondan sonra toplu olarak bakmak. En azından birkaç tanesine. Şimdi bu şurada bakalım. Bir karakter tanımlıyor. Letter 1 ismi ve A'ya eşit diyor. Sonra tekrar bir karakter tanımlıyor. Bu Letter 2 ismi. Letter 1 artı 1. Yani B oluyor. Ve bakın bunu kesmediyor. Karaktere dönüştürüyor. Sonra Letter 3 diye bir karakter tanımlıyor. Ve bunun içine Letter 2'yi kopyalıyor. O zaman Letter 3 de B oluyor. Sonra System Out Printen diyor. Bunları print edin diyor. Bakın here is derken backslash koymuş ki bunu rahat yazsın diye. Ve apostrof kapatıp artı diyor. Buraya ekle diyor. Letter 1, letter 2, letter 3. Yani sonuç olarak burada arda arda A, B, D oluyor. Ha, şurada yalnız letter 3'ü arttırmış. Dolayısıyla arttırdığı için A, B, C oluyor. Letter 3 is now C. Bir arda decimal codes for the letters diyor. Tekrar bunları yazdırıyor. Burada fazla bir şey yok. Bunu siz de bakabilirsiniz. Şimdi bit işlemlerine geldik. Bit işlemleri end şu şekilde oluyor. Şu or işareti. Bu exclusive or. Bunlar size yani şart değil ama aklınızda görmüş olun. Yani complement tümleyeni. Bakın indicators'ı end yapıyor. Şu da bit olarak 4 belirtiyor. Burada örnekler var fakat bunların üstünde çok durmayacağım. Çünkü bit işlemleri sizin için şu anda fazla ileri yani. Yalnız burada birkaç tane şey var. Bakın şunu görmüş olun. Shift left, shift right. Yani bitlerini sağa doğru kaydırabiliyorsunuz. Mesela bit count var. Şöyle bir şey içindeki bit count'unu alıyor. 4 diyor. Yani bu tür fonksiyonlar. Şöyle bir görmüş olmanız da fayda var. Ha, bu önemli yalnız. Bu bayağı önemli. Şimdi enumeration diye bir şey var. Sabit sayıda tam sayı değeri içeren değişkenler anlamına geliyor. Yani bu değişkenin alabileceği tam sayı değerleri sabit. Mesela günler deyince günler işte 7 tane gün var. Ve bu sabit sayıda. Şimdi biz bunu enum yani enumerasyon deniyor. Enumeration. Enum day dediğimizde bunu tanımlamış oluyoruz bunları. Ve sonra day, weekday dediğimizde yani bakın bu tipi oluyor. Tipi weekday dediğinizde ve bunu day nokta Tuesday'e eşitlediğinizde weekday'in içinde salı günü oluyor. Yani weekday'in içinde iki sayısı oluyor. Şimdi tekrar bakarsak burada aylar var. Enum demiş. Bu da tipi oluyor. Month diyor. Bakın month, current. Current bir enumerasyon. Ve diğeri September'a eşit. Yani Eylül ayına eşit. Ya da Toronto Ekim ayına eşit demiş. Şimdi burada bir enumeration bulma var. Şimdi şöyle bir bakalım bir defa. Public class demiş. Class'ın ismi try enumeration. Şimdi içinde main yok. Yani bu executable değil.
Var mı? Yani var. Main şurada bakın. Main şurada. Dolayısıyla bu executable. Yani ilk baktığım şeyler bu. Bu executable bir program mı? Bir class mı? Yoksa başkaları tarafından kullanılan, çağrılan bir class mı? Ona bakıyorum. Main'i burada bakın. Main'den önce ne olabilir? Tanımlamış. Günleri tanımlamış. Bir enumerasyon olarak, D olarak günleri tanımlamış. Şimdi main'in içine baktığımızda da day diyor. Yesterday gün olarak tanımlıyor. Dün perşembeydi diyor. Day today diyor. Day inum. Bugün diyor. Cuma diyor. Ve yarını tanımlıyor. Yarın da cumartesi diyor. Sonra da bunları print ediyor. System olarak print diyor. Bugün today yazdırıyor. Yarın tomorrow yazdırıyor. Dün de günü yazdırıyor. Şimdi bool değişkenleri. Bool değişkenleri iki değer alabiliyor. Ya true oluyor, yani doğru oluyor ya da yanlış oluyor, false oluyor. Yani true ve false olarak alt tarafta kalsın. Bakın bool olarak tanımladığı için burada değişken tipi boolean diyor. State true diyor. Şimdi size operatör önceliği, işlem önceliği diye daha önce bahsetmiştim. Mesela işte şurada öncelik verebilmek için parantez daha yukarıda. Bakın parantez en yukarıda. Şöyle şurada bir pano var. Bütün işlemleri görebilirsiniz burada. Ve parantez en başta. Ondan sonra bakın çarpma, bölme ve modül işlemleri artı ve eksiden daha öncelikli gösteriyor. Bunları çok aklınızda tutmanıza gerek yok ama şeyi bilmeniz lazım. Çarpma ve bölme artı ve eksiden önce olduğunu ve her halükarda parantez kullanmanız gerektiğini bilmeniz lazım. Yani yorumlar konusu. Şimdi başında genelde şöyle bir comment konusu. Yani slash ve bir tane yıldız. Bir tane yıldız ve slash gibi. Ya da program içinde tek satırlık comment koyabilirsiniz ya da tek satır yazabilirsiniz. Evet. Erman Bey, sanıyorum bu